Periyodik tabloda yerleri gösterilen elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. X 6. periyot elementidir. Evet, burası biliyorsunuz ki iç geçiş metalleri olarak geçer. Lantanitler ve aktinitler olarak bilinir. Peki burası nedir? Biliyorsunuz ki şu 6. ve 7. periyottan çıkarılmış kısımlardan, onun için X nedir? 6. periyot elementidir ifadesi doğrudur. Y artı 2 ile T eksi 2 iyonları izoelektroniktir. Yani elektron sayıları ve elektron dizilimleri. Aynı da bakın, Y iyonu 2 elektron verirse ne yapar? 2 geriliğe gider. 1, 2. Yani şuradaki soy gaza benzer. T eksi 2 ise nedir? 2 elektron alırsa 1, 2. Evet, bu da nedir? Buradaki soy gaza benzer. O zaman bu elementlerin, yani iyonların elektron dizilimleri aynı olur. İzoelektronik olurlar. Doğrudur. YK2 bileşiğinin iyonik karakteri ZK2'den daha fazladır. İyonik karakter neye bağlıdır? Elektronegatiflik farka bağlıdır. Elektronegatiflik fark büyüdükçe iyonik karakter artar. Küçüldükçe de nedir? İyonik karakter artar. Azalır. Kovalent karaktere doğru gider. Bakın, Y ile K arasındaki elektronegatiflik farkı mı düşünürsek, bir de Z ile bunun arasındaki elektronegatiflik farkı düşünürsek, buradaki elektronegatiflik fark daha fazladır. Çünkü biliyorsunuz ki periyodik tabloda bu tarafa geldikçe ve yukarıya doğru gittikçe elektronegatiflik artar. Onun için buradaki fark daha büyük olacak. O zaman nedir? Bu bileşiğin iyonik karakteri bu bileşiğin iyonik karakterinden daha fazladır. Doğrudur. Z'nin oksidi asitler ve kuvvetli bazlara tepki verir. Bakın, Z maddesi periyodik tablodaki çinkoya denk gelir. Yani çinko dediğimiz nasıl bir metaldir? Amfoter metaldir. O zaman bunun oksidi de nasıl bir oksittir? Amfoter oksittir. O zaman nedir? Hem asitlerle hem bazlara tepkime verir ifadesi doğrudur. Elektronegatifliği en yüksek olan element V'dir demiş. Biliyorsunuz ki periyodik tabloda az önce de söyledik. Elektronegatiflik bu tarafa ve bu tarafa doğru gider. Ama nedir? Soy gazlar bu kuralın dışındadır. O zaman elektronegatifliği en yüksek olan element nedir? K dediğimiz zaten flora denk geliyor. Periyodik tablodaki en yüksek elektronegatiflik şurada. Kütlece %36'lık 500 gram şeker sulu çözeltisi için yargılardan hangileri doğrudur? 180 gram şeker içerir diyor. 500 gramın %36'sını alırsak ne yapar? Evet, 180 gram şeker vardır. Doğrudur. O zaman 500'den 180'i çıkarırsak geriye kaç gram kalır? 320 gram da su kalır. Bu ikinci ifademiz de doğrudur. Kütlece 112'lik 300 gram şeker çözeltisi eklendiğinde yeni çözelti kütlece %20'lik olur. Bu çözeltiyi de bakın ayrıştırırsak 300'ün %12'sini alırsak 36 gram şeker yapar. O zaman bunları üst üste eklediğimizde oluşan yeni çözeltinin kütlece yüzde değişimini şu şekilde hesaplayabiliriz. Çözünen 36 gram burada var. 180 de burada var. 216. Bölü çözelti. Başlangıçtaki çözeltimiz 500'dü. Bunun üstüne 300 gram daha ekledik. 800 gram yapar toplam çözeltim. Çarpı 100. Buradan işlem yaptığımızda 216 bölü 8'den %27 çıkar. Üçüncü ifademiz de doğrudur. (25) santigrat derecedeki buhar basınçları verilen aynı dış basınçtaki X, Y ve Z arı sıvıları ile ilgili, yani saf sıvılarla ilgili hangileri yanlıştır diyor. Kaynama noktası en yüksek olan Y'dir diyor. Biliyorsunuz ki buhar basıncı ile kaynama noktası ters orantılı. Şimdi buhar basıncı için şunu söyleyebiliriz. Y büyüktür X'ten
O da büyüktür Z'den. O zaman kaynama noktası için bir sıralama yaparsak tam tersi olur. Z büyüktür X'ten. O da büyüktür Y'den olur. O zaman kaynama noktası en büyük olan Z olması gerekiyor. Dış basıncın 240 mm civa olduğu bir ortamda X sıvısı 25 derecede kaynar. Evet, kaynama ne zaman başlar? İç basınç dış basınca eşit olduğu anda. Evet, 25 derecede X'in basıncı kaç? 240. Dış basınçta 240 olursa evet 25 derecede X sıvısı kaynar. Doğrudur. Moleküller arasındaki çekim kuvveti en fazla olan Z'dir. Kaynama noktasıyla biliyorsunuz ki moleküller arası çekim kuvveti doğru orantılıdır. O zaman ne olur? Yine Z büyüktür X'ten. O da büyüktür Y'den. Bu ifade de doğrudur. Yanlış olanları sorduğu için tanecikler arası etkileşim arttıkça erime ve kaynama noktası genellikle artar diyor. Yukarıdaki maddelerin aynı ortamda kaynama noktadan karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Kaynama noktası için bunların tanecikler arası etkileşimlerine bakmamız lazım. Neon biliyorsunuz ki soy gazdır. Soy gazda da hangi etkileşim vardır? London etkileşimi vardır. Bakın burada hidrojen ile oksijen bağ yapmış. Hangi bağ etkindir dersek hidrojen bağ etkindir. Kükürt için şunu söyleyebiliriz. Kükürtün elektron dizilimi 2, 8, 6. Kükürtün 6 tane elektronu var. O zaman 2 tane de hidrojeni bu şekilde bağladığımızda evet burada nedir? Bu madde merkez atomun üstünde elektron çifti kaldığı için polardır. O zaman polar bir madde ise hangi etkileşim vardır? Dipol dipol etkileşim vardır. Burada da metal ametal arasında bağ oluştuğu için iyonik bağ vardır. Evet biliyorsunuz ki iyonik bağ daha güçlüdür. O zaman 4 en büyük olacak. Daha sonra hidrojen bağı biliyorsunuz zayıf etkileşimlerin içerisinde en güçlü olandır. O zaman 2 olacak. Sonra 3 olacak. Sonra da 1 olacak. Evet, E şıkkındaki gibi olur arkadaşlar. İndikatörlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Biliyorsunuz indikatörler asidik ya da bazik ortamda farklı renkler alarak maddenin asit mi baz mı olduğunu belirten yani maddelerdir. Yani belirteç olarak da geçerler. Buna göre çözüyoruz. Ortamın asit ya da baz olmasına göre çözeltinin rengini değiştiren genelde kompleks yapılı bileşiklere denir. Doğrudur. Gül yaprağı, çay, kuş burnu gibi bitkilerin özütleri doğal indikatör olarak kullanılabilir. Evet, bunlar asidik ya da bazik ortamda farklı renk alan ve doğal maddeler olduğu için doğal indikatörlerdir. Fenolftaleyn, turnusol kağıdı ya da metil oranj laboratuvarda kullanılan yine yapay indikatörlerdir. Doğrudur. Asit veya bazlarla etkileşimi fiziksel diyor. Hayır, burada kimyasal tepkime sonucu renk değiştirirler. D şıkkı yanlıştır. Yine bu maddeler zayıf asit veya baz yapısında. Asit ve bazlarla ilgili verilen özelliklerden kaç tanesi yanlıştır diyor. Mermer üzerine dökülen sirke mermeri aşındırır. Evet, nedir mermer? Bazik özellik gösteriyor. Sirke de asidik özellik gösteriyor. Asit baz tepkimesi olur. Sut kostik çözeltisi. Sut kostik dediğimiz sodyum hidroksittir. Bazdır. Mavi turnusol kağıdın rengini kırmızıya çeviriyor. Hayır, baz olduğu için kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirir demesi lazımdır. Bu yanlış bir ifadedir. Amonyak yapısında hidrojen atomları bulundurduğu için asit olarak sınıflandırır. Biliyorsunuz ki amonyak bir bazdır. Bu ifade de yanlıştır. Karbondioksit gazının suluk çözeltisi asidik özellik gösterir. Evet, biliyoruz ki ametal varsa ve yanındaki oksijen sayısı fazlaysa bu nedir? Bir asidik oksittir. Asidik özellik gösterir. Doğrudur. Asidik ve bazik ortamlarda rengi farklılaşan maddelere indikatör denir diyor. Bir önceki soruda da zaten söylemiştik. Doğru bir ifadedir. O zaman iki tane verilen bilgi yanlıştır.